Gözünü açtı doktor bey. Duyuyor mu beni? Duyuyor mu beni Güllü? Ana. Oh, çok şükür. Oh, çok şükür. Ne oldu bana? Serap Hanım, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İyisin değil mi kızım? İyiyim. İyi mi oynayacağım? Yukarı. Aşağıya. Tamam, takip etmenizi istiyorum. Gayet iyi. Ali nerede? Ali beşiğinde kızım. İyi uyuyor, merak etme. Biz buraya nasıl geldik? Kemal? Kemal getirdi sizi buraya. Kemal mi? He. Biz de çok şaşırdık görünce kızım. Kemal arabayla sizi buraya getirdi. Sen baygındın. Muzaffer Ali arkada ağlıyordu. Sizi bıraktı, hiçbir şey söylemeden çekip gitti. Yerinizden kalkmasanız iyi olur Serap Hanım. İlacın etkisi birkaç saat daha sürebilir. İlaç mı? Kanaatimce güçlü bir uyku ilacı almışsınız. Orhan nerede peki? Hiçbir şey hatırlamıyor mu kızım? Orhan Bey'le pikniğe gittiniz. E sonra ne oldu? Evet, pikniğe gittik. Şarap içiyorduk. Ali Orhan'ın kucağındaydı. Sonra gözüm karardı. Açtığımda buradaydım. Kemal? Kemal nerede buldu sizi? Ana? Sakın Kemal Orhan'a bir şey yapmış olmasın? Ay Allah korusun kızım, aman. Sen de ben jandarma. Dur dur. Ben ararım jandarmayı. Yat sen. Ne oldu ana? Ne dedi komutan? Konuştum. Kendisi bizzat gelip konuşacak seninle. Fena bir şey olmuş demek ki. Ay bilmiyorum ki kızım. Komutan ben hemen gelip anlatırım dedi. E sen yat uyu hadi. O gelince uyandırırım ben seni. Aa. Ailemize ve sana içiyorum seni. Şerefe. Ali. Ali. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yasin ağa. Serap Hanım'ı görecektim. Gülizar, komutan Serap Hanım'ı görmek istiyor. Kendisine yol göster, Serap Hanım'a da haber ver. Komutan. Serap Hanım, sizinle yüz yüze konuşmak istedim. Feci bir şey oldu değil mi? Kesin Orhan'a bir şey oldu. Orhan Bey vuruldu. Ne? Kemal. Orhan Bey'i Kemal vurmuş. Sonra gelip teslim oldu. Orhan Bey ise şimdi hastanede. Durumu nasıl? Ameliyatı almışlar. Şimdilik malumatım bu kadar. Benim hemen hastaneye gitmem gerek. Serap Hanım, önce size birkaç bir şey sormak zorundayım. Buyurun. Orada neler oldu anlatabilir misiniz? Bilmiyorum. En son hatırladığım biz Orhan'la piknikteydik. Gözüm karardı.
Gözümü açtığımda ise çiftlikteydim. Bizi Kemal getirmiş çiftliğe. Kendinizde değildiniz yani. Hayır, değildi. Söylediğim gibi işte. Hiçbir şey hatırlamıyorum, bilmiyorum. Anlaşılan Orhan Bey kendine gelmeden bu konuda bir şey öğrenemeyeceğiz. Bana bak Şemşira. Bu yaptığını bir daha yapmaya kalkışırsan... kızın affetse bile ben affetmeyeceğim seni. Dağ başı değil burası. Anlaşıldı mı? Kanun karşısında boynumuz kıllanınca ama... sen bu meselede yanlış yaptın komutan. Diyelim ki haklısın. Diyelim ki her şeyi Orhan Bey yaptı. Bu yine de Kemal'i haklı çıkarır mı? He? Her kafasına esen silah eline alıp kanun tesis etmek için sokağa çıksa... bu memlekette nizam kalır mı? Kemal yetişmese torunumla kızıma kıyacaktı o iblis. Derdinizi mahkemede anlatırsınız. Sizin bu gözü kapalı kör avradın terazisi yalnız zenginlerden yana tartıyor komutan. Sen de ayarı bozuk kantara razı ol diyorsun. Haklıyı haksız, haksızlık haklı yapmaya meyalli senin adaletin. Bak Cemşire ağa, sabrımı taşırıyorsun. Oğlum, bu adamı dışarı çıkar. Sabır da bizim işimiz komutan. Güllü, uyan Güllü. Güllü. Merak etme Güllü. Bundan sonra sana zarar vermeyecek. Şahin, hapishaneye nakledileceksin. Şansın varmış ki adam hala yaşıyor. Kemal. Hamza. Hoş gelmişsin. Ya nasılsın? Ya yaran nasıl? Nasıl oldu? Sağ ol Hamza. İyiyim. Şaşırdım ha. Geç, geç otur. Kemal, yeğenim Muzaffer Ali nerede? Kurtarabildin mi onları o şerefsizden? Yeğenin iyi. Güllü de bebeği de güvendeler artık.
Ay Kemal. Ay benim babam, ay benim aslan arkadaşım. Ben ömrümde senin gibisini görmedim Kemal. Ben senin gibi olamadım. Şerefsiz Orhan ne oldu peki? Vurdum. Artık seninle kader ortağıyız Hamza. Benim kaderim de seninki gibi. Ya müebbet ya da... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.